Bir süre önce yaptığım değer teorisi videosu tüm iktisada bakış için çok önemli ve basit noktalara değiniyor. İnsanlar yaygın bir yanılgı içerisinde iktisat denilen dalın tek doğruları olan ve matematikten farksız bir alan olduğunu düşünüyor. Halbuki iktisat tamamen felsefi kökenleri olan bir disiplin. Bu farkındalık olmadığı zaman nasıl ki bilim felsefesinden habersiz bir şekilde bilimin toplumları yönetebileceğini düşünen kimseler meydana geliyorsa, adeta ortodoks iktisat anlayışını yeterince iyi öğrenmiş kişilerin yönetimiyle ekonomilerin kolayca düzeleceği yanılgısına kapılmış kimseler de meydana geliyor. İktisadın amacı nedir? Amacı olmalı mıdır? Örneğin toplumlar neden zenginleşmelidir? İktisadı toplumların zenginleşmesi için kullanan bir anlayış, toplumların fakirlik çekmesiyle öbür dünyada daha yüksek bir seviyeye geleceğine inanan bir anlayış ile bağdaşabilir mi? Bu çok temel noktalarda bilindik iktisat sahasından çıkıp felsefenin dallarına giriş yapmak gerekir. Aslen iktisat, siyaset felsefesinden farklı bir noktada değildir. Felsefenin tüm dalları direkt olarak siyaset felsefesini etkilemektedir. İktisat için de bu aynen geçerlidir. Dolayısıyla iyi bir iktisatçı aslında iyi bir filozof da olmalıdır. Değer teorisine değindiğimiz videoda bu felsefi fikirlerin önemli bir ayrımını açıkladık. Değerin herhangi bir sebepten ötürü sömürüldüğüne kanaat getiren felsefi anlayış, kaçınılmaz olarak iktisadi anlamda bu sömürüyü ortadan kaldırmak için önermelerde bulunacaktır. Yaygın olarak bilinen iki ayrım, refahın artmasına odaklanan ve refahın dağıtılmasına odaklanan iki görüştür. Ricardo Malthus'a yazdığı mektupta iktisadın tamamen refahın dağıtılmasına yönelik bir disiplin olmasını savunduğunu açıklar. Bunun sebebi değer teorisindeki Aristocu konumundandır. Böyle bir konum tüm gelir eşitsizliklerinin bir sorun teşkil ettiği ve çözülmesi gerektiği sonucunu çıkarır. Peki Avusturyan iktisat perspektifine göre gelir eşitsizliğine nasıl yaklaşmalıyız? Gelir eşitsizliğini kabaca ikiye ayırmak gerekir. Biri bireylerin oluşturduğu doğal eşitsizlik, diğeri ise devletin oluşturduğu yapay eşitsizlik. Bireylerin bir malı beğenmesi ve ona talep göstermesi sonucu mal sahibinin zenginleşmesiyle oluşan eşitsizlik doğaldır. Piyasada bazı mallar diğerlerinden daha çok talep görecektir ve bireyler gönüllülük ile bu mala talep gösterdiği için burada karşı çıkılacak bir vaziyet yoktur. Devletin yarattığı eşitsizlik ise asıl sorundur ve doğal olmadığı için çözülmesi gereken asıl eşitsizlik de budur. Peki devlet nasıl gelir eşitsizliği meydana getirir? 18. yüzyılın ortalarında tespiti konulmuş ve ismini de Koyan'dan almış olan Cantillon efektini bu noktada anlamak lazım. Güney Amerika kıtası keşfediliyor ve bu kıtadan yüklü miktarda altın getiriliyor. Peki bu altının ekonomiye etkisi nasıl şekilleniyor? Yeni bulunan bu para ilk kullanıcılarına büyük fayda sağlıyor ancak onlar haricindekilerin yaşam standardını düşürüyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Yeni para sahipleri taleplerine göre piyasadaki malların fiyatlarını artıracaktır. Bu fiyat artışını tespit etmenin kesin bir yöntemi yoktur ve tamamen yeni para sahiplerinin talebine bağlıdır. Dolayısıyla bazı fiyatlar ve gelirler diğerlerinden önce yükselecektir. Bu süreç aslında enflasyonun ta kendisidir. Piyasada var olan para miktarı artmıştır ve nihayetinde paranın değerinin düşeceği süreç bu parayı artıran gruba büyük bir kazanç sağlamıştır. O grup dışındakiler ise gelir adaletsizliğinde daha da adil olmayan bir fakirliğe sürüklenirler. Devlet her şeyden önce vergi toplamaktadır. Bu vergi geliriyle oluşan parayı bürokrasiye ya da sözleşmelerine harcamaktadır. Devlet vergilendirme yoluyla gelir adaletsizliğini tetiklemektedir. Yahut devlet açık verdiğinde ki devlet doğası gereği açık verecektir, faizleri yükseltir. Bu şekilde açık halktan alınan parayla kapanmaya çalışır ki bu da ev, araba fiyatlarının artması gibi etkilerle beraber gelir adaletsizliğini tetikler. Ya da devlet tahviller yoluyla işin içerisinden çıkmak isterse Merkez Bankası bu tahvilleri edinir ve bu düşük faiz imkanı sağlar. Devlet bu şekilde vergi gelirine bağımlı olmak zorunda kalmaz ancak kredi genişlemesi meydana gelir. Bankalar aracılığıyla yoktan para yaratılır. Kantiyon efektinde görülen basit işleyiş burada da aynen işler. Tüm bu süreçler ile parayı ilk edinenler, edinmeyenlere kıyasla büyük bir avantaj sahibidir. Enflasyon yaşanmadan önce parayı edinenler zenginleşirken, parayı edinmeyenler bu süreç ile fakirleşir ve gelir adaletsizliği tetiklenir. Bu yeni yaratılan para tüm bireylere dağıtılana kadar ki aylar boyunca zenginler zenginleşirken, fakirler enflasyonun altında ezilirler. Bu Bastiat'ın tabiriyle bir yağmalama sürecidir. Devletin oligarkları herhangi bir üretim ile değil ancak
üreten kişilerin paralarını yağmalanmasıyla zenginleşirler. Piyasanın doğal halinde bir gelir dağılımı mekanizması yoktur. Piyasa tüm malları bir yere toplayıp herkese dağıtmamaktadır. Dolayısıyla bu dağıtımda adaletsiz olacağını iddia edebileceğimiz bir işleyiş zaten gerçekleşmemektedir. Piyasanın doğası gereği adaletsiz bir gelir dağılımı oluşturduğu anlayışı, Mises'in Sosyalizm kitabında özellikle üzerinde durduğu ve bu bakışın ahlaki pozisyonunu sorguladığı bir anlayıştır. Piyasada gelir dağılımını etkileyen aktör yalnızca devlettir. Herkesten para alıp bunu seçilmiş bir gruba aktarmaktadır. Dağıtım, piyasanın değil, devletin yaptığı bir işleyiştir. Piyasanın doğal işleyişinin sorumlu olduğu sosyalist iktisadi anlayış neticesinde gelir eşitliğini oluşturmak için devletin müdahale etmesi de yalnızca üretimi azaltacaktır. Üreticiden gelir adaletini sağlamak adına alınacak yüksek vergi riski artıracak ve kaçınılmaz olarak üretimi düşürecektir. Doğal piyasada oluşan ve bireylerin tercihleriyle meydana gelen eşitsizliğe karşı çıkanlar da şüphesiz Mises'in tabir ettiği üzere aylak parazitlerden ibarettir. İnsanların piyasadaki tercihlerine karışmak ise fiyatlara karışmak anlamına gelir ve bunun ekonomik işleyişi nasıl çökerteceğini anlatan Sosyalist İktisat Neden İmkansızdır videomu izleyebilirsiniz. Dolayısıyla bizleri fakirleştiren gelir adaletsizliğinin asli sebebi itibari paradır. Devlete verilen yoktan para yaratabilme niteliği gelir adaletsizliğini artıran en önemli ve yapay faktördür. Bu gerçeği Amerika Birleşik Devletleri üzerinden inceleyebiliriz. Gelir adaletsizliği Gini katsayısı ile hesaplanır. Katsayı 1'e ne kadar yakınsa gelir adaletsizliği o kadar yüksektir. 0'a ne kadar yakınsa gelir adaletsizliği o kadar düşüktür. Bu grafik ABD dolarının altın standardından çıkmasından itibaren gelir adaletsizliğinin bahsettiğimiz süreçler ile nasıl tetiklendiğini bize göstermektedir. Gelir adaletsizliği, itibari paralar var olduğu müddetçe devam edecektir ve insanların çoğunluğu buna bağlı olarak fakirleşecektir. Bu süreç ile neyin hedeflendiğini daha iyi anlamak için Great Reset nedir videoma göz atabilirsiniz.